Öyle. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Evet. Ayça, Ayşin, Turan ve Alp Navruz. Buyurun Ayça Hanım, masallardan çıkmış kadar güzel iki insan. İçlerinde de müthiş bir aşkla bağlılar. Bu sezon heyecanla başladıkları ve bu akşam yeni bölümü yayınlanacak Adam Masal Gizli'nin hikayesinde olduğu gibi biz de masallara ve sevginin gücüne inanıyoruz diyorlar. Ayça'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Küçük nasılsın? Sorularım var senin için. İyiyim, benim sen de senin nasılsın? Için çok uzatmayacağım. Çok burada kalmazsan. Ben gidiyorum. Gel gel yapalım. Baştan başlıyor değil mi? Hoş geldin Ayça. Evet. Evet, herkes geldiyse. Rusya'ya selamlar. Biz de yeni bölümü heyecanla bekliyoruz. Evet, yeni bölüme de çok az kaldı. Ne kadar kaldı? Nasıl bir bölüm bizi biraz bekliyor Ayça'cığım? Heyecan. Dördüncü bölüm. Çok güzel. Çok hareketli bir bölüm oldu değil mi? Evet. Zordu. Biz çok çalıştık. Umarım seversiniz. Evet arkadaşlar, gelen sorularınıza bakalım biraz. Ayça diyor. Senaryoyu ilk okuduğunda en çok neyden etkilendi? Hayır, onu sana sormuş. Yanlış şey yapıyorsun orada. Alp diyor orada. Tamam. En çok neyden etkilendim? Ben Poyraz karakterinden de etkilendim. Haziran ve Poyraz'dan da etkilendim. Çünkü benim ikisi çok... Öyle miydi? İkisi de çok güçlü karakterler. Yani bir taraf güçlü, bir taraf güçsüz, klasik bir şey değil. İkisi de ortak emek vererek bir şeyler yapıyor falan. En çok beni çeken buydu. Ben buyurun. Aynı fikirdeyim. Evet, Alp Bey. Bu böyle gidecek. Sevenlerin özlüyordur seni. Gel kadro çekerim. Ne yapayım? Şimdi sana soruyorum o zaman. Neden bu projede yer almak istedin? Alp Navruz var diye. İşte bu. Beklediğim ya. Cevap gerçekten bu. Bakıyorum. Alp nasıl bir partner? Hep de sana sormuşlar gibi. Hayır bak öyle yazmıyor. Alp Ayça için, Ayça da Alp için nasıl bir partner? Alp nasıl bir partner? Çok komik, eğlenceli, disiplinli, saygılı. Bir yerden şey, okuyor gibi. Şimdi de yazıyorum. İnanılmaz komik ve eğlenceli. Çok şanslı. Teşekkür ederim. Ben de çok şanslıyım. Ayça da çok disiplinli, çalışkan. Allah affet. çok iyi bir insan. Yok gerçekten. Ben de şanslıyım. Ayça, Ayşin, Turan Haziran olsaydı ona hangi şarkıyı armağan ederdi? Aa, Narzu'da sorum yazıyor. Yanlış yerden okudum. Evet. Haziran olsaydı tabii ki bir çift gökkuşağı çıkar. Sen ya. Kolayları bana geldi. Şimdi Ayça'ya sorum. Alp Navruz'un bir özelliği Poyraz Ali Özgür'e aktarma şansı olsaydı bu özellik ne olurdu? Komik. Poyraz'ın ne alakası var? Hayır. Çok eğlenceli Alp bence. Birazcık Poyraz'a şey yapabilirdi. Ha. Peki. Olmadı. Olmadı galiba. Manisa'dan selamlar. Manisa'ya da selamlar. Bütün illerimize selamlar. Özellikle Sinop'a. Başka? Senin Arapçan iyi bak. Arapça çok geliyor. Rambi miydi o ya? Rambi'den öğreneceğim şimdi. Poyraz zor bir karakter. Alp bu kadar kolay role girip nasıl çıkabiliyor? Neler çekiyoruz? Neler çekiyoruz? Neler çekiyoruz? Yani ön çalışmamız çok oldu. Ayça Hanım'la da beraber çalışmalarımız oldu. O yüzden artık çok yabancı gelmiyor. Çok da severek yaptığımız için kolay oluyor. Hollanda'ya da sevgiler buradan. Sen oku biraz da söyle. Bakıyorum. Şunu okumuş muyduk?
Alp Elçin'in şu ana kadarki tüm partnerliklerini biliyorum. Hep uyumlu ve enerjilerdi ama ikisi içimde en çok Poyhas karakterinde bu uyumun zirve yaptığını düşünüyorum. Peki Alp Elçin bu konuda ne düşünüyor? Ne kesinlikle, düşünüyorsunuz Alp Bey? Evet, şimdi Alp cevap verecek. Kesinlikle hayır falan. Evet, çok doğru bir yorum. Çok güzel bir tespit. Gerçekten. Hanımefendiyle bu kadar anlaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Çok itici bir insan çünkü normalde. Ama sete gelince böyle bir tatlı olduğu oluyor. Gördüğünüz gibi. Sen beni gömdün mü şu an? Yok, özürüm şu an tatlı dedim. İticisin mi? Ben de kendisini aşırı soğuk bilirdim. Lakin... Teşekkür ederim ya gerçekten. Toparlayamadım. Şimdi sette işte misiniz? Buyurun Ayça Hanım. Şu an setteyiz, evet. Bir ara verdik sizin için 15 dakika kadar. Değil mi? Hı-hı. 15 dakika mı? Evet, yayın öncesi hem sizinle buluşalım dedik hem çok güzel tepkileriniz vardı. Aynı zamanda canlı yayın istekleriniz vardı. Biz de uzun zamandır istiyorduk ama çok yoğun bir süreçteyiz. Şu an sizin için zaman ayırmak istedik. İki soğuk insan. İki soğuk insan. Evet... Hep boşta kalınca evet diyeceğim. Evet diyeceğim. Diyeceğim. Diyelim. Başka neler vardı? İtalya'ya selam gönder bakayım. İtalya'ya selam. Te amo. Başka sorumuz ne kaldı? Kalmamış. Başka var mı sorumuz? Var orada aslında da. Çok uzun. Okuyamıyor değil mi? Poyhas iki zıt kutup ama bir o kadar da benzer yanları var diyor. Birbirini keşfediyorlar. Sizin için benzerlikler, farklılıklar ne kadar önemli? Saydan zıt kutuplar mı birbirini çekiyor yoksa benzerlikler mi huzur veriyor? Buyurun Alp Bey. Ben okudum sıra, yoruldum sıra sende. Yok yok, bunu Alp Bey cevaplasın. Bence zıt kutuplar birbirini çeker. Buyurun Ayça Hanım. Bence de zıt kutuplar birbirini çeker. Tamam. Oyuncu olmanın en zor yanı nedir? İlknur sormuş. Tipten anladım ben. Yoğunluk mu? Yo. Bence çok keyifli her yanıyla. Biraz önce şikayet edin. Hiç de şikayet etmedim. Çok çalıştık. Bütün ekip olarak çok yoğun bir hafta geçirdik. İnanılmaz ama gerçekten. Ne yaptın sen? Umarım böyle siz de seversiniz anlamında söyledim onu. Yoksa biz çok mutluyuz. Ama çok güzel bir ekip olduk. Şey, fısıldaşmayın, bizimle de konuşun diyor. Sen hep içini konuşuyorsun şu an. Şey, biraz sesim kesildi sürekli Alp Eset'te bağırmaktan. Evet. Poyraz sırrı öğrenecek mi? Kimin karavanındasınız? Alp'in karavanındayız. Aynen, zorla girdi. O yüzden girdi. Ben böyle şey köşede oturuyorum. Ben normalde sizin için tek başıma yapıyordum arkadaşlar. Ayça duyunca kıskandı, hemen atladı. Zaten bugün etiketi de Poyraz'mış. Evet. Geçen hafta da Haziran'da izlemedim falan. O yüzden mi tweet atmadın sen geçen hafta? Attım ya Haziran'da. Yok diyorum. Yok, onu sen atmadın, ben yazdım. Hayır, seninkini ben yazdım. Her şey ortaya çıkıyor. Sen yazmayı bilmiyorum dedin ya. Hayır ya, sen Haziran olunca ben yazmam dedin. Ya senin şifren şey değil mi falan? Evet, tamam da şimdi onu burada söylemeyelim. Ayça, seni çok seviyoruz. Sağ olun, çok nasıl, teşekkür ederim ya nasıl gerçekten. Nasıl böyle bir hataya düştünüz acaba? Hatta... Sizi bilmek güzel bir şey. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İspanya'ya selam gönderir misin? Sürekli öyle kesin. Görüyorsunuz. Olay İspanya. Bu akşam neler olacak? İzleyeceksiniz, hep beraber göreceğiz. Bu akşam gerçekten çok güzel bölüm. Yani bu akşam bütün olaylar başlıyor diyebilirim. Haftaya daha da artıyor. Bundan sonra durmak yok gibi biraz bir şey. Biraz benim yanımda olun, biraz benim. Dışlanıyorum burada. Alp, heyecanlı mısın bölüm için? Gerçekten heyecanlıyım. Bir saniye. Alp, beni seviyor musun? Hepinizi çok seviyorum. Etikette Poyraz'ı. Karavana almıyordu beni ya. Ayça. Aa, biri Ayça yazdı. Soru işareti var ama. Ne işin gerçekten var? Ne işin var? Ne işin var burada anlamında falan da belki. Bak Ayça. Ya Alp seni seviyorum. Neden Alp? Neden? Neden? Alp senin yanındayız mı? Burada izlen benim. Arkadaşlar, çok doğru bir karar vermişsiniz gerçekten. Arapça konuşmayı biliyor musunuz? Hayır. Ben Rami'den öğreneceğim bir şeyler.
Alp, o da benim galiba. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum o zaman. Zaten bu bölümün etiketi Poyraz. Burada da istenmiyorum. Görüşürüz o zaman. Hiç Ayça diyen görmedim. Aha, Ayça seviyoruz falan. Ne tatlısınız, ne güzelsiniz. I love you Ayça ya. Sensin galiba. Bak geldi. Hate be. İşte ya. Sevilmeyecek biri değil sonuçta yani bayağı. İyi bir partner. İnanmıyorum. Ayça seni seviyorum. Fas'tan selamlar. Buradan da çok selamlar. İşte ya. Bak görüyorsun. Resmen helal, mobbing uyguladı insanlara. Bak herkes Ayça yazıyor. Hiç de bile mobbing mi uyguladım ben size? Yazanları not ediyorum. Hepsini engelliyorum. Sayfadan atacağım. Sen çok tatlısın. Hakkında düştüm. 0658 AK plaka gibi değil mi? Çek kenara geliyorum. Evet işte bu. Tamam artık. Ayça ile Haziran arasındaki en büyük fark. Haziran çok tatlı. Ayça çok tatlı. İtici oldum, soğuk oldum, Haziran tatlı oldu. Ben ne oldum ben? Konuşuruz. Konuşuruz. Görüyorsunuz. Özbekistan'a böyle da selamlar. Şehir mi, doğa mı? Doğa. Evet, öyle bir şey de var bu arada arkadaşlar. Ayça doğaya daha iyi, yatkın gece Haziran'ın tersine. Şu an iyi bir şey söylüyorum. İyi bir şey söylüyorsam şaşırıyorum bence. O yüzden de. Devam et lütfen. İyi bir şey dedim. Tamam, ben de işte emin olamadım et. Şu an. Evet, İyi bir şey söylüyorsunuz. Ayça doğayı seviyor. Haziran şehri seviyor. Ama belki sevmez tabii. İleride. Spoiler. Alp, üzmez misin Ayça'yı? Onu okuyacaktın değil mi direkt? Ben hiçbir zaman üzmedim. Ne? Sürekli böyle saçımı çekiyor. İyi kukula döndüm. Ayça Karadeniz. Evet, Karadeniz damarı var gerçekten. Çok sinirli sette. Herkes korkuyor Ayça'dan. Şu an herkes seni bırakacak. Ne oldu, gerçekleri söyleyince daha da üstüne gideyim mi? Arkadaşlar bu arada setten çıktık. 10 dakikaydı sizin için, 15 dakika ayırdık. Sete dönmemiz gerekiyor yine yeni bölümler için. Beni bitirdin. Hı? Bari kapatırken. Ayça bu arada. Ayça. Ne diyeyim? Hadi kendini açıkla o zaman. Yok, benim kendimi anlatmama gerek yok. Onlar zaten beni biliyorlar. Tamam, son bir cümleyle bitireyim mi bu kadar lafın sonuna? İyi ki Haziran sen oldun. İyi ki. İnanmıyorum. Hadi karşılık var. Ya yani iyi ki Poyraz sen oldun. İnanmadım da. Hepinizi çok seviyoruz. Yeni bölümü bekliyoruz hepinizi. İleride yine canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bak 10 saniyede bir şaşırıyorsun. Iyi bakın. Bak gördün mü? Neyse tamam. Ya bana da çandan geldi. Arkadaşlar ne demiştim, hepinizi seviyoruz. Haftaya umarım tekrar görüşürüz. Biz fırsat buldukça artık hep sizinle olacağız böyle canlı yayınlarda. Twitter'da ve Instagram'da hashtag'imizi unutmayalım. Neydi hashtag? Poyraz. Ney? Poyraz. Poyraz kim? Hashtag Poyraz. Sizden yorumlarınızı bekliyoruz. Bitiremedim. Benden moderatör olmaz biliyor musun? İyi ki varsınız. Poyraz etiketi üzerinden yarım ben şey olsun. Beklemiyorum. Poyraz etiketi üzerinden yorumlarınızı bekliyorum. Susmayacak. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdi bir de susmayacak oldun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aa!